Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız. Bu programda Marvel'ın ünlü serisi, çizgi roman serisi Guardian of Galaxy, yani Galaksinin Koruyucuları oyununa bir göz atacağız. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Steam'deki fiyatı 369 TL, birazcık yüksek bir rakamdan piyasaya girdi. Ama özellikle bu Marvel evrenini seviyorsanız, ben hastasıyım bunun diyorsunuz ki, biliyorsunuz daha önce bir Avengers oyunu da vardı. Orada da Avengers karakterlerini oynayabiliyorduk. Burada da Guardian of Galaxy, yani galaksinin koruyucularının karakterlerini burada yine oynayabiliyoruz. Şimdi temelde aslında ana karakterle oyuna başlıyoruz ama oyunun içinde belli noktalarda aslında işte o işte Groot olsun, Gamora olsun veya diğer karakterler olsun, aslında onları da kısmen de olsa oyunun içine katabiliyoruz. Böyle eğlenceli, heyecanlı bir oyun olmuş. Fakat oyunla ilgili eleştirmem gereken bir taraf var. Onu mutlaka söylemem gerekiyor. Diyaloglar çok uzun. Şimdi İngilizce tabii ki, ne yazık ki Türkçe altyazısı falan da yok. Hani dublajı geçtim de Türkçe altyazısı da yok. İngilizce ve sürekli espriler yapıyorlar. İşte Gamora yapıyor, ana karakterimiz yapıyor, diğer karakterler yapıyor filan, böyle hani ortalık çok böyle hani sürekli espriler havada uçuşuyor ama hepsi İngilizce ve hepsi de böyle hani bu diyaloglar birazcık uzun olmuş. Görevlerde ise birazcık tek düzelik de var. Yani bir görevi yaparken işte sürekli bir şey oluyor. Bir şeylerde düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama belli bir süre sonra böyle bir kendini tekrar eden bir yapıda oluyor. Fakat grafikler güzel. Biz Master bilgisayarla oynadık tabii ki. Hemen şu anda masamın üzerinde gördünüz. Grafikleri çok güzel. Tabii ki o dış dünyalar, işte farklı gezegenler çok doğru bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde yansıtılmış. O detaylar da gerçekten de bizim açımızdan da çok güzel olmuş. Yani oyunu oynayan ya da bir hani işte bu çizgi roman serisini seven biriyseniz gerçekten de hoşunuza gidecektir. Ve hani adeta bir çizgi romanın içindeymişsiniz veya bir filmin içindeymişsiniz gibi bir hani karakterlerle etkileşimleriniz olsun ve diğer şeyleriniz olsun, bu şekilde tutulmuş. Evet arkadaşlar, oyunu açtık. Gördüğünüz gibi ana karakterimiz var. Fakat şunu fark ettiniz muhtemelen, ana karakterimiz de aslında filmdeki karaktere pek benzemiyor. Bunun sebebi de şu: filmdeki karakterin yüz modellemesi için, bu oyunu aktarmak için belli bir telif ücret ödemek gerekiyor. Muhtemelen Marvel bunu yapmamak için böyle bir farklı bir, daha benziyor ama birebir aynı değil. O Groot aynı. Şimdi Groot'a bakalım. Groot aynı mesela. Bu diğer karakterimiz de var. Bakın o da bayağı bir benziyor ama o da birebir aynı değil. Şu küçük tilki benzeri hayvancağımız da, o da benziyor. Muhtemelen hani daha fazla para ödememek için böyle yapılmış, ki Marvel'da da, yani Avengers oyununda da bu şekildeydi. Birebir karakterler aynı değildi. Şöyle bakın, uçabiliyoruz. Şöyle space tuşuna basıl tuttuğumuz zaman bir kısa bir mesafelerle, tabii bu böyle çok uzun değil ama bu şekilde uçabiliyoruz böyle. Oyunda böyle bir, şu anda farklı bir gezegendeyiz. Konuşmalar altyazılı bir şekilde devam ediyor. Şöyle ilerleyelim. Bakın Gamora'yı bulduk burada. Gamora mıydı tam bilmiyorum, şu anda yanına yaklaşıyoruz. Evet, görevimiz de güncellenmiş oldu. Evet, Gamora'ymış. Gamora'yı takip ediyoruz şu anda. Rocket da geldi buraya. Bir bakalım, burada bir şeyler var. Evet. Evet, bir tür canavar diyor. Güzel tahmin diyor. Bir canavar varmış burada. Demek ki birazdan bir kapışma olacak. Kim atlayacak diyor önce. Gamora'nın bu arada modellemesi farklı. Onu da söyleyeyim. Az önce anlattığım sebepten dolayı. Oyunda böyle bol bol konuşma var ama aksiyon çok fazla göremedim ben. Hani olan yerleri var ama çok da değil. Ve o aksiyonlar sırasında biz farklı karakterleri de kullanabiliyoruz. O güzel olmuş. Ben etrafa bakacağım dedi. Bir baksın bakalım, bir şeyler çıkacak mı buradan? Şöyle bir yürüyelim bakalım. Uçalım hatta. Uçarak gidelim bir kısa mesafe. Oo, bir şey oldu burada. Abo. Uçuralım o zaman. Şu kapıyı bir açalım. Bir tane yaratık gördün mü diyor da. Şu anda göremedim diyorum ben de. Gidelim bakalım yanına. Bir tarama modu var. Tarama modunu açtığımız zaman etraftaki böyle normal gözümüzle göremediğimiz şeyleri görebiliyoruz. Scan modu diye geçiyor bu. Scan modunda böyle bir durum söz konusu. Mesela tarayalım burayı. Burayı tarıyor ve bize bir diyor ki Organs of Sekner's Rose diyor. Bir tür çiçek herhalde veya bir bitki. Şu anda onun ne olduğunu göstermiş oldu. Bu şekilde tekrar bu moddan da çıkabiliyoruz. Böyle ateş edip buradan geçemiyoruz anladığım kadarıyla.
Etrafından bir dolaşalım bakalım. Şöyle biraz yürüyelim biraz daha. Burada bir şey, aslında burada da bir şey olabilir bu arada. Ya oyunda böyle bir hani bir hikaye modu var. O hikaye içinde biz de oynuyoruz ve elimizdeki karakterleri de bir yere kadar bu oyun içinde kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zıplamaya çalışayım. Buradan olmayacak anladığım kadarıyla. Biraz daha etrafı bir dolaşalım bakalım. Başka neler bulabiliriz gibisinden. Şöyle bir dolaşmaya devam edelim. Oyun bu şekilde. Hani bu kadar eğer çok böyle Marvel hayranıysanız belki hani alınır, bu paralar verilir. Ama 369 da iyi bir para. Burada bir şey bulduk. Ne varmış burada? Alalım. Evet, bir şeyler topluyoruz böyle. Basic components diyor. Bunları topladığımız zaman da bir şeyler oluyor. Burada da bir şey mi var? Yok, burada bir şey yok. Şöyle biraz daha dolaşalım. Bakalım etrafta başka neler var. Bir yol bulduk burada. Aha, buradan bir yere gidiliyor galiba. Şöyle biraz daha yürüyelim. İşte bu şekilde oyunda böyle. Mesela birazcık ilerlemiştim ben burada. İlk bölümde daha bir farklı bir gezegen, Nimtrak bir şeyin içindeydik. Burada daha farklı bir yere gelmiş olduk. Ha, buralarda da bir şeyler var. Şuralara bir gidelim bakalım. Hop, burada da bir şey var. Bunu alalım. Bunları alalım. Al kardeşim, al. Evet. Buralarda da aşağılarda ne var böyle? Bizim adamlarımız aşağıda kalmış mesela. Onlar gelmemiş yukarıya. Evet. Rocket'la konuşuyoruz şu anda. Drax bize bir şeyler söylüyor. Evet, onlar da söyledi ve bitti. Aşağıya atlayalım bakalım ne olacak burada, ne var? Belki bir düşman çıkar karşımıza. Yürüyün gençler, hadi bakalım. Koman yiğitler, nereye gidiyoruz? Şimdi onları takip edelim. Onlar bizi bir yere götürecek muhtemelen. Geldik. Evet. Baba, ne oldu burada? Buradan yukarı mı çıkacağız abi? Çıkalım. Buradan çıkılamıyor. Peki. Bu ağaçlarda diyor bir labirent gibi diyor. Evet, bunlar diyor değişik diyor. Dur bakalım neler olacak acaba? Etrafa bakalım. Buradan bir çıkış bulmamız gerekiyor yalnız. Şu an bulamadık. Şuradan bir şey var mı? Burada da yok. Bir tarama modunu açalım. Belki tarama modunda bir şey... şurada bir şey var. Bakın. Nedi? Bir massive rock diyor. Taşmış. Bildiğimiz kaya. Şuna bakalım. Şuralarda da bir şeyler var. Burada da bir bitki var galiba. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın bu yeni bölümünde Guardian of Galaxy, Marvel'ın biliyorsunuz bir çizgi romanının oyununu anlatmaya çalıştık. Oyun söylediğim gibi biraz uzun diyaloglar var, çok fazla konuşuyorsunuz. Etrafta araştırmanız gereken çok şeyler var. Tabii aksiyonlu tarafları da var. Yani şimdi biz bu çektiğimiz kayıtta pek denk gelmedi ama detaylarda ufak ufak koyarız o size o aksiyonları. Bayağı böyle savaştığınız, çeşitli gezegenlerde farklı yaratıklarla savaştığınız bölümler de var. Bunları da yine bu macera içinde yaşıyorsunuz. Ama söylediğim gibi fiyat bir parça yüksek. Diyalog tarafları fazla yüksek, aksiyon tarafları birazcık az. Ama ben Marvel'ı çok seviyorum, Guardians of Galaxy'yi çok seviyorum, bu ekibi çok seviyorum diyorsanız alınıp oynanabilecek bir oyun kütüphanenize ekler, oynarsınız. Ama hani ben aksiyon istiyorum, önüme geleni patlatayım, çatlatayım falan gibi bir beklentiniz varsa bu oyun o beklentinizi karşılamayabilir. Onun da altını özellikle çizeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Öte yandan şu konuda da hatırlatma yapmak istiyorum. Aynı zamanda teknolojioku.com adresinde de çok güzel haberlerimiz ve içeriklerimiz oluyor. Oraya da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.